Merhaba WebTekno'nun takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın çiçeği burnunda telefonu büyük ekranlı iPhone 10S Max'i inceliyoruz. Videoya başlamadan önce Tarhan GSM'e buradan teşekkürlerimizi iletelim. Apple geçtiğimiz günlerde lansmanını tamamladı, biz de canlı yayınlaydık arkadaşlar. 6.5 inçlik bu dev iPhone'u tanıttı ve olayı farklı bir boyuta taşıdı. iPhone 10S Max ile birçok amiral gemisini kıyaslayacağız arkadaşlar. Bu videoda ilerleyen günlerde gelecek ama bu videomuzun tek konusu iPhone 10S Max. Arkadaşlar, öncelikle büyümemiş ve bir önceki nesil olan iPhone 10 ile buna bir yan yana bakalım. Aralarındaki boyut farkı net bir şekilde anlaşılabiliyor zaten. Ekran 5.8 inçten 6.5 inçe yükseldi. Kamera olarak konum itibariyle aynı şekilde yerini koruyor. Zaten aradaki farkları arka planda dönen görsellerden görebilirsiniz arkadaşlar. Tabii çok bir fark görebilir misiniz, orası da ayrı mesele. Şahsen ben göremedim. Şimdi iPhone 10'u bir kenara bırakalım. Her zaman olduğu gibi kameramızla incelememize devam edelim. Arkada iki kamerası dikey olarak konumlandırılan telefonda birisi 12 megapiksel f1.8 geniş açılı, diğeri ise 12 megapiksel f2.4 telefoto lense sahip. Ayrıca iki kat optik yakınlaştırma da yerini koruyor. iPhone 10S Max ve 10S'e gelen yeni bir özellik var. Smart HDR, yani akıllı HDR. Bildiğimiz HDR özelliğinin geliştirilmiş hali diyebiliriz aslında. Bunun için fotoğrafın tüm alanlarının daha iyi aydınlatılmasını ve daha ayrıntılı olmasını sağlıyor. iPhone 10S Max ile birlikte aynı zamanda 10S'te de geçerli bu. Artık fotoğraf çekerken daha fazla ışık alıyor ve bu da düşük ışık performansını olumlu yönde etkiliyor. Apple yeni iPhone'lar için portre modunda da bir güncelleme yaptı. Artık fotoğraf çekimi yaptıktan sonra arka plan bulanıklığını manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyor? Öncelikle sahnede yüzleri tanımlıyor, arka plan ve ön planın parçalarını ayırıyor. Ön planda olan konunun bir derinlik haritasını oluşturuyor. Daha sonra bu derinlik haritasına giderek artan bir şekilde bulanıklık uyguluyor. Bu özelliği daha önce başka Android cihazlarda da görmüştük, iPhone'larda da görmemiz bence hoş olmuş. Şu an için sadece fotoğraf çekildikten sonra yapılıyor, ancak güncellemelerden sonra fotoğraf çekim anında da yapılacağı söyleniyor. Video kısmına geldiğimizde ise bazı yazılımsal yenilikler yapılmış, ayrıca optik sabitleyici geliştirilmiş arkadaşlar. Saniyede 60 kare 4K video kaydı yapabilen 10S Max 1080p'de 240 kare ağır çekimlerine devam ediyor. Ve bunun yanında stereo ses kaydetme özelliği gelmiş. Evet arkadaşlar, iPhone 10S Max'in mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Güzel olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl duyuyorsanız mutlaka yorumlarda yazın. Ön tarafa geldiğimizde 7 megapiksel değerinde f2.2'lik bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kameramızda da Smart HDR özelliğinden yararlanıyor. Arka kameralarda doğal bir bulanık efektiyle derinliği yakalarken ön kamera bunu dijital olarak yapıyor ve arka plan bulanıklığını ön kamera içinde manuel şekilde ayarlamamıza imkan veriyor. Ön kamerada da saniyede 60 kare videolar çekebiliyoruz. Kamera için sonuçlar gayet iyi gözüküyor arkadaşlar, ancak ön taraftaki nesneyi keserken bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu çift kamerası olan, portre modu olan birçok telefon için geçerli. Ama günün sonunda baktığımız zaman iPhone 10S Max'in kamerası gerçekten çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba, ben Onur, bu benim animojim. Yaklaş bakayım. Arkadaşlar merhaba, ben Onur, bu da benim Memojim. Bakalım bir. Dublör mü olur bundan? Bundan dublör olur. Şimdi gelin tasarımla devam edelim. Apple sonunda dev ekranlı iPhone isteyenleri isteklerine kavuşturdu ve bu 6.5 inçlik telefonu gösterdi. Super AMOLED ekranımız 1242x2688 piksellik bir çözünürlük sunuyor bizlere. Yaklaşık %84'lük ekran gövde oranına sahip telefonda çentik aynen yerini tabii ki de koruyor. Arka ve ön taraf yine cam. Bu boyut ve ekran gövde oranı düşündüğümüz zaman iPhone 8 Plus'tan 1 inç daha büyük bir ekran ve hemen hemen aynı gövde boyutunda olduğunu görüyoruz. Bunun yanında ekran boyutu bu kadar büyük olunca bana göre tek elle kullanım oldukça zor hale geliyor. Tek elle kullanım modu burada imdadımıza yetişse de kullanımın zor olduğu gerçeği maalesef değişmiyor. Ağırlığımız 208 gram, IP67'den IP68'e geçen telefon artık 2 metre suya 30 dakika boyunca dayanıklı. Touch ID yine yok ön tarafta ve güvenlik Face ID ile birlikte sağlanıyor. Bu konuda da A12 Bionic'in desteğiyle biraz daha hızlı olduğu ve daha rahat tanıdığı söyleniyor.
Yine herhangi bir kulaklık girişimiz yok telefonda, ancak bu sefer kutudan dönüştürücü de çıkmıyor. Renk olarak gümüş ve uzay grisinin yanına bir de altın renk seçeneği eklenmiş durumda. Genel olarak tasarım konusundan bahsedecek olursak, Honest Max iPhone 10'u büyütmek dışında tasarım tarafında çok ileriye gidemiyor. Sadece büyük ekranda video izlemek daha keyifli hale geliyor. Zaten Apple S takısı olan bu tarz telefonlarda tasarımdan çok donanıma yükleniyor arkadaşlar. Madem gelin biz de donanıma biraz daha yakından bakalım. Yeni iPhone 10S Max Apple'ın yeni A12 Bionic chipsetiyle birlikte geliyor. iPhone 10'a göre 2 yüksek performans çekirdeği %15 daha hızlı çalışıyor. 4 tane verimli çekirdeği ise %50 daha az güç harcıyormuş. Apple'ın kendi tasarladığı grafik işlemi birimi yine bir önceki modele kıyasla %50 daha hızlı çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca Neural Engine denilen gerçek zamanlı yapay öğrenme kabiliyeti de telefonu hem daha hızlı hale getiriyor, hem de telefonun sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre en iyi şekilde optimize olmasını sağlıyor. A12'de 9 kat daha hızlı olan Neural Engine saniyede 5 trilyon işlem yapabiliyor. Telefonda 4 GB RAM'in yanında 64, 256 ve 512 GB'lık depolama seçenekleri mevcut. Şimdi gelin 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım. Telefon hem ne kadar ısınıyor ona bakalım, hem pil performansına bakalım, hem de performansını bir görmüş olalım. iPhone 10S Max'te 3174 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. iPhone 8 Plus'ta 2691 mAh'di bu değer. Bu da Apple'ın bir telefona koyduğu en büyük pil olmasını sağlıyor. Firma iPhone 10S Max'in iPhone 10 üzerinden 90 dakika daha fazla ek bir güç sunacağını söylüyor. Telefon çok taze olduğu için uzun uzadıya test yapma şansımız olmadı, ancak bir günü rahatlıkla tamamlayabilecek gibi gözüküyor. Hızlı şarj desteği olmasına rağmen kutu içeriğinden çıkmadığı için maalesef yapamıyoruz. Ekstra para ödememiz lazım bu durum için. Ayrıca kablosuz şarjı da yine belirli cihazlarıyla birlikte destekliyor. Oyun sonucumuza baktığımız zaman da 32.5 dereceden 10 dakikanın sonunda 36.8 dereceye yükseldiğini görüyoruz. Aynı zamanda şarjımız da %47'den %44 seviyesine düştü. Oyunda herhangi bir takılma, donma yoktu. Gayet akıcı bir şekilde oynadık. Ancak bir tık fazla ısınıyor gibi gözüküyor şimdilik. Evet, oyun konusuna da baktığımıza göre artık son sözlerimize geçebiliriz. iPhone 10S Max en büyük ekranlı iPhone olmasının yanında en pahalı olan iPhone. Başlangıç modeli, yani 64'lük olan modelin fiyatı net olarak belli olmasa da ülkemizde 12.000 TL civarında satılacağı öngörülüyor. Alınır mı alınmaz mı sorusu tam bir muallak bence. Tamam, telefon çok güzel bir kameraya sahip, oldukça hızlı ve stabil çalışıyor. Ekranı piyasadaki en iyi ekranlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani piyasada bulabileceğimiz en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Bunlar kabul. Ama fiyat 12.000 TL, bu gerçek, hiçbir şeyi değiştirmiyor maalesef. Yani paranız yoksa, böyle illa bir telefon alacağım diyorsanız, sağdan soldan para bulayım, kredi çekeyim, bu telefonu alayım gibi bir derdiniz bence olmasına çok fazla gerek yok arkadaşlar. Yine de kendi paranız, kendi kararınız diyebilirim. Tabii ben sizin düşüncelerinizi burada çok merak ediyorum. Mutlaka yorum bölümünden alınır mı alınmaz mı, ne düşünüyorsunuz, pahalı mı, bunu belirtin arkadaşlar. Bir de hemen şurada duran anketimize katılarak da bu sorunun cevabını hep birlikte bulalım. iPhone 10S Max ile ilgili videolar bitmedi. Bildiğiniz gibi sağlamlık testi yapacağız. Güzel fikirlerinizi yine yorum bölümünden bekliyoruz. Aklınıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yine yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.